Arkadaşlar 106 gen adamı bildiğiniz Türk gücüyle yok ettik. Türk'ün gücü bunu gördü abi. Cidden çok ilginç ya. Hasan Ali'yi geçen videoda kadrodan çıkarttık. Adam milli maça girdi. Gol attı ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da abi Türk gücü at, abi Türk gücü at dediğiniz için artık atıyorum. Ve efsane bir transfer yapacağız arkadaşlar. Bu videoda maalesef en beğenilerini alamayacağım. Çünkü en beğenilen adam tam 135 lira değerinde Edin Vişka. Arkadaşlar kadroyu zaten şu anda görüyorsunuz. Sağ kanatımızda da çok fazla bir sıkıntı da yok. Bu videoda arkadaşlar size en kötü ihtimalle beraberlik ama en az bir gollü beraberlik sözü veriyorum. O yüzden maçı da izleyin ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya da like bombalaması atın. Yani Türk gücünü çok istiyorsunuz. Zaten atmak istiyorum ama işte o like'larınızı atarsanız gerçekten çok mutlu olacağım. Neden like istediğimi de kanalda olan i butonunda şu an video vardır. 9. dakikasını falan izleyerek öğrenebilirsiniz. Yani videoyu tamamen baştan sona isterseniz izleyin. Her neyse arkadaşlar gerçekten şu anda takımım efsane ötesi muazzam bir hal almış durumda. İlk olarak Edin Dzeko yorumunu göstereyim. En beğenilen yorum sonuçta arkadaşlar. Göstermek istedim. Ancak adam 135 lira değerinde ve pazarda da 5 milyon coins arkadaşlar. Gerçekten yok artık. Böyle bir şey yok. Onun yerine yine onun takımından efsane bir oyuncu alacağız. Bu arada Vişka en kötü 2 video içinde takımda, haberiniz olsun. Bu sizlerin beğenilerine bağlı abi. Eğer bu video mesela 4000 beğeni alırsa ben bir sonraki videoda ne yapıp edip getiririm Vişka'yı size. Merak etmeyin arkadaşlar. Ve gerçekten efsane bir tane her videoda bundan sonra her Türk gücü videosunda efsane bir yorumunuzu göstereceğim. O yüzden şu anki ekrandaki yorum gibi bayağı 55 kişi falan beğenmiş. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız, beğenilmesini istiyorsanız aşağıya şöyle beğenilecek güzel bir yorum, benle ilgili veya genel olarak herhangi bir güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve videoyu da dediğim gibi beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi takımım şu anda da zaten artık efsane oldu. Manu'yla falan uçacağız, gideceğiz. Teke tek modundaki maçları kesinlikle izlemeyi unutmayın diyorum. Hemen arkadaşlar Adebayor yorumunu bir gösterelim ve Adebayor transferimizi yapalım hemen. Pazara giriyoruz ve pazardan Vişka'ya önce bir göstereyim abi nereden ne kadar olduğunu. Bu arada nereden geldiğini bilmeyenler için arkadaşlar VIP ödülleri vardı biliyorsunuz. VIP ödülleri veriyor. Ayrıyetten bir de ucuz indirimli şeyler veriyordu ama oyunun başı için ucuzdu o. Şu anda artık oyunun ortasına geldik. Her şey bayağı bir kolay kasılmaya başladı zaten hani bazı şeyler. Ama hani hala mesela 85 gen adam 3000-4000 points falan da örnek veriyorum. Şu anda 89 gen adam mesela 3000-4000 points. Hani biraz daha düşürmek istediler. 2000 points hatta bu adam. Ama yine de abi 135 liralık bir değeri var abi. Yurt dışında olsak direkt yatırır alırız ama işte arkadaşlar yine beğenilerinize bağlı. Belki yatırıp da alabilirim. Sıkıntı yok. Sizler beğendikçe arkadaşlar, destek verdikçe ben cebimden para veririm. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim ve buradan Adebayor'u çok istemişsiniz. Ratingini falan hiç bilmiyorum ama yani Silmani'den iyidir dediniz. Silmani maalesef abi. Bakalım şimdi Hasan Ali'yi çıkardık. Milli maçta gol attı arkadaşlar biliyorsunuz dün. Ve bugün bakalım ne olacak arkadaşlar. Yani Silmani'yi çıkartıyoruz. Şimdi Silmani Galatasaray maçında böyle oynayıp gol attığını falan düşünseniz de çok ilginç olur. Ama artık zaten o adam daha oynamaz gibi geliyor bana. Adebayor'u yazmak istedim ama yazamadım. Hemen Süper Lig'e de girelim bakalım. Adebayor gerçekten moralimizi bozmaya çalışıyor. Yani beni sinir etmeye çalışıyor. Böyle oyunculara sinir olurum abi. Adamın adını yazıyorum işte. Ade yazıyorum. Bu FIFA Mobile'in bu oyunu sevmiyorum abi. Adamın E'si farklıysa bana ne? Ben Ade yazıyorum. Adebayor olan bütün oyuncuları çıkart. FIFA Renders diye FIFA Mobile'in kendi sitesi var abi. Orada oyuncuları bulabiliyorsunuz. Oraya Adebayor yazınca çıkıyor. Buradaki aramaya yazınca çıkmıyor. Çok anlamsız. Onları ayarlamaları lazım. Çok saçma hatalar var bu FIFA'da. Bu arada adam 78 değilmiş lan galiba. Ha adam 77 ratingmiş ya. Belki de çıkıyordur ha. Dur bakayım. Bir dakika çıkıyor mu abi? Boşu boşuna oyuna sövdüm. Ama bazı hatalar var tabii öyle. Hani yok diyemeyiz. Mesela Şikirtel yazıyorsun çıkmıyor abi. Çok saçma. Her neyse o ucuzmuş. Ucuz oyuncu aldırdınız lan bugün bana. Adamsınız. Bayağıdır yazıyordunuz bu arada. Şöyle bir 45.000 coins yazalım. Bir sonraki videoda bayağı bir harcama yapacağız muhtemelen. Bu arada bu oyuncuya da bir harcama yaparız abi. Bir antrenman XP'si falan harcarım abi. Türk gücünü seviyorsunuz. Ben de harcamalarımı yardırıyorum. Siz beğenilerinizi yardırıyorsunuz. Ben coinslerimi yardırıyorum. O şekilde ilerliyoruz bakalım. Bir tane şey diye yorum gördüm abi. Bu Koray her like 1 points. Bakalım Koray kaç points alacak? Ve sadece o yorum 34 beğenilmiş. 34 points'e mi like görüyorsunuz? Hadi arkadaşlar bakalım. Bu videoya kaç like gelirse ben bu sene o kadar points çekiyorum. Hadi bakalım. Lan risk aldım ha şu an. Belki çekerim ha. Belki çekerim. Bana güvenenler like atsın ama çekmesem de böyle sorun olmayacak kişiler like atsın. Hani like attık niye çekmedin lan demeyin. 25.000 coins Adebayor'u aldık. Devam ete basıyorum. Ve arkadaşlar şimdi kadroma tabii ki de koyacağım. Tabii Silmani'yi de artık hani... adalete teslim edelim, ne yapalım bilemedim yani. Slimani gitti maalesef, yok oldu abi. Burak Yılmaz'ı falan çok basmak istemiyorum aslında ama yani oyuncu da yok. Ya şimdilik şöyle bir Onyekuru'yu sadece basayım abi. 80 gen yapalım şimdiden. İleride bu adamı severseniz. Bu arada kadro nasıl değişti? Çok güzel oldu lan. Gerçekten harika oldu. Beğenirseniz, isterseniz devamını yaparım arkadaşlar. Bu arada Quaresma'nın da beceri boost'u gelişmiş. Onu da basalım. Zaten adam yavrucum maalesef. Abi çok düşük şu an. Düşük kaldı. İstediği pozisyonda olmadığı için boost'u 5. Bu arada bunun boost'u neymiş abi? Bunun da hızlanmaymış. Hızlanma da az var bizde aynen. Normal olarak hızlanma da az var. Haydi bakalım bir teke tek modunda maçımıza girelim. Oynaya bastım. Bakalım arkadaşlar teke tek modunda başımıza neler gelecek. Umarım kötü şeyler gelmez. Dediğim gibi baştan sona izleyin. Bugün en kötü bir galibiyet alalım ya. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Maçları izleyenleri çok seviyorum abi. Kralsınız ya. Maçları izleyenler bu videoyu ya beğenin kesinlikle, göreyim. Bu arada 106 rating. Abi berabere kalmasam da olur değil mi? 106 rating çıktı. Bakalım neler olacak ama Manu ile bir şey yapabilirim diyeceğim de niye 106 rating çıkıyor abi, kafayı yiyeceğim ya. Ama fiziği falan yüksek bir santraforumuz var, bakalım ne olacak ya. Bak Adebayor bayağı bir hani direkt fizikli olarak gözüküyordu zaten, görüyorsunuz. Cuadrado şimdi, Manu çok iyi abi. Manu aldı, ver pasını veremedi. Roberto Carlos falan var yani, gerçekten aslında fena bir kadromuz yok ama geçen videoda kaybettiğim için çok da mutlu değilim şu anda. Hani çok da hevesli değilim. Hevesli derken yani kazanacağımıza çok inançlı değilim. Aynen inançlı değilim. Ronaldo, Vida. Vida'ya bak abi. Ronaldo'yu yok ediyor ya. Gerçekten Vida'ya helal olsun. Adebayor bakalım ne yapacak abi. Çok ağır mı kaldı? Ben mi hatalı oynadım? Ben bayağı üstüne gittim ya adamın. Bayağı üstüne gittim hem de. Cuadrado şimdi. Al şu top Beranda. Ronaldo sıkıntı abi. Plase vurdurursak zaten yiyoruz abi. Plase vurmaması lazım. Hatta ben bile plase vurduğum zaman %90 atıyorum neredeyse. Ve rakibin de moralini bayağı bir düşürürüz aslında. Uzun kullandı aslında abi. Neredeyse öyle bir gol yiyordum ama bu adam plase vuruyor. O yüzden çok büyük sıkıntı. Zaten %99'u vuruyor oyunun plase. Vurmayan birine karşı gelirsek birazcık şansımız olabilir ama aha hadi bakalım. İyi bir hata çıkıyoruz gibi ama rakip gerçekten çok güçlü. Quaresma'nın şut gücünü falan arttırmıştık. Bakalım bir şut çekelim ne olacak. Daha yeni arttırdık. Quaresma abi nasıl kaçırırsın ya? Bu arada arkadaşlar oyunda bir hata var. Gerçekten bu hata size de oluyor mu? Hani siz de fark ettiniz mi diyeyim. Bence böyle abi. Rakip 93'ken olsaydı aynı pozisyondan aynı şekilde vursam abi gol olurdu. Mesela karşı atakta olsaydık da aynı şekilde. Karşı atakta olsaydık abi aynı pozisyondan bu şekilde vursaydım gol olurdu. Ben bu olayı çözemiyorum bu oyundaki. Gerçekten anlam veremiyorum bazen. Gökhan Gönül şimdi. Quaresma. Manolas'ı geçti. Faul. Abi free kick'ten atar mıyım? Yok ya zor. Ama sarı kart yedi. Ya kırmızı falan yemediği sürece zaten bir anlamı yok abi. Sarı kart yesen olur yemesen olur. Çok da bir dediğim gibi anlamı yok. Şöyle bir vuracağım ama... Quaresma'nın friki bu arada Roberto Carlos'tan yüksek miymiş lan? Nasıl oluyor abi? Köşeden olduğu için mi acaba? Quaresma'nın friki Roberto Carlos'tan yüksek mi? Vay be. Roberto Carlos bu arada. Roberto Carlos. Abi şansa bak adamdaki ya. Adam öyle bir boşa kaydı ki aslında. Yusuf Yazıcı. Manu al o topu. Manu alman lazım senin onları ya. Ben seni geldiğinde sen çok da izlendin aslında. Roberto Carlos kadar izlendin sen de. Oyunculara seviyorum abi izlenme sayısına göre. Belanda'yı aldığım video 10.000 izlenmiş. Yürü git lan Belanda diyorum. Diğerleri 30.000 izlenmiş. Oo süperler. Carlos. O faul yapmış bu arada rakip ama da biz ataktayız. Manu. İlk yerinin sonunda şöyle bir Adebayor yapacağın harekete başlayacağım şimdi. Ya bari pasını at Adebayor ya. Arkadaşlar Adebayor'u beğenirseniz yorumlara yazın, yükselteceğim ama hani daha zaten 80 gen hani diğerlerine göre daha düşük reytingde olduğu için bu arada abi elimin terlemesi çok kötü bir şey şu oyunda. Hep videoda terliyor. Video çekmezsem abi elimin terlemesi imkansız. Ben video çekerken abi maçta elim illa terleyecek. Her neyse. Şimdi bir pas Gökhan Gönül. Gökhan Gönül, Yusuf Yazıcı. Hayır Milinkovic-Savic gelme. Bu arada 106 gene göre iyi oynadık ha. En az bir golle beraberlik dedim ama bu maç berabere bile kalsak olur yani bence. Roberto Carlos. Carlos ne yapıyorsun abi ya? Cuadrado. Ya Carlos gerçekten bitirdin bizi. Ben yemin ediyorum güvendim abi adama ya. Ne yaptı lan bu? Allah Allah. Niye gülüyor? Benim adam da dışarı atıyor abi. Gerçekten EA Sports'u ben anlamıyorum. Oyunu gerçekten çok... Bazı şeyler çok saçma ya. Niye yapmıyorlar abi? Ben dikince düzgün diksin şu topu kaleciye. Lan bu adam uzun taş... Bu adam çok değişik bir oyuncu ha. 106 gen kadroyu kurmuş ama oynamayı bilmiyor mu? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Oynamayı bilmiyor dediğimiz adama da yenilirsek hiç hoş olmaz. O yüzden bir gol atayım da bari en azından golle bir beraberlik istiyorum şu maç. Galibiyet de olabilir yani sıkıntı yok. 106 gen adamı yenersem hiç fena olmaz. Hadi bakalım. Kulüviyat. Milinkovic-Savic. Quaresma. Hadi ver pasını. Tamam, Ndiaye sen de ver. Çok güzel. Çok güzel abi. Bir daha verme. Verme bir daha. Niye verdim ya? Aha. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Orada Ndiaye var. Abi gol attık. 106 gene karşı oynuyoruz. Bakın unutmayın. Dakika 72. Tutabilirsek burada 106 gen rakibe karşı ben size abi en az gollü beraberlik veya galibiyet sözünü verdim dedim. Bu maçı izleyenler de sizler de kralsınız abi. Gerçekten bu maçı izleyenler adamdır. Hepiniz like atın abi şu göle özel. Yenilsem bile like yok. Yenilsem atmayın. Yenilirsem atmayın. Berabere kalırsam da atmayın ya. Sadece yenersem atın. Bakın burayı kesmeyeceğim. Söz veriyorum. Yenersem sadece like atın ya. Hak ettiysem atın abi. Hayır. Hayır hayır. No no no. No no no. Abi ben like için bu maçı kaybetmemem, berabere kalmamam lazım. Ya sevenler zaten atsın ya. Sevenler zaten atsın abi lütfen. Hayır. Ah Muslera adamsın. Muslera sen var ya bir kralsın. Senden iyisi mezarda diyebilirim. Böyle bir şey yok. Şikirter indir vur çok. Hay no 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 no. Oh. Oğlum 106 gen ama adam gerçekten iyi oynamıyor ha. Bak yenebilirim. Yenebileceğim maç. Yani ben bu maçı kaybedersem şu an kendime çok üzülürüm. Adebayor. Çok iyisin Adebayor. Bak çok güzel pozisyon alması var. Pozisyon alması yüksek muhtemelen bu adamın abi. Ratingine göre yüksek bir oyuncu muhtemelen pozisyon alma olarak. Yanlış bir hareket yaptım şu an. Bir daha bir yanlış bir hareket yaptım. Bu sefer bir şut şansı yakaladım. Bir daha yakaladım. Out'a çıktı. Dakika 90 artı. Ama bu hakemin ne zaman bitireceği belli olmaz. Badu Ndiaye'nin golüyle harika bir şeylere imza attık galiba. Bilmiyorum attık mı ama rakip çok sinirliye benziyor. Şöyle bir şey yapayım bakayım. Sinirleneyim mesela. Bir şey atacak mı? Atarsa at abi lütfen bir şey. Atmadı. Çıktı. Sinirlendi. Arkadaşlar 1-0 adamı yok ettik. Kazandık. Gerçekten abi artık herkes buraya like atsın. Artık 106 gen adamı 90. Oha dereceli girmişim bir de. Yok artık ya. 106 gen adamı yendim. Bu ne abi? Arkadaşlar 106 gen adamı bildiğiniz Türk gücüyle yok ettik. Türk'ün gücü bunu gördü abi. Haydi bakalım o zaman burada videomuzun sonuna geliyoruz. Ama önerilerinizi ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Dur en-mail'den yorum alacağım çünkü. Hemen şöyle girelim. Abi maç kazandık. Süper bir şey bu ya. Şu an çok güzel hissediyorum. Oh be artık bizi durdurabilene aşk olsun arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede şu an moralim yüksek. Like atın yani abi. Bak berabere kalırsam veya yenilirsem atmayın demiştim. Şu anda atın. Şuradan kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın abi. Şurada abone ol butonu var. Oraya basın abone olun yeniyseniz. Ve şuradaki videodan herhangi birisini tıklayarak harika bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Kadroya da öneri yapmayı unutmayın bu arada. Evet şu anda sen de yaptın kankam. Yorum, herhangi bir yorum da yapabilirsin. Nokta bile koyabilirsin. Neyse hoşçakalın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.